William Arao Fenerbahçe'de efendim, 30 yaşındaki futbolcu ve kulübüyle anlaşma sağlandı. Fenerbahçe bir transferi daha bitirdi. Detayları Ahmet Selim kuldan alacağız. Hayırlı olsun diyelim artık Fenerbahçe için. Ee, yani bu dakikadan sonra mucize olur buradan dönmesi. Şunu söyleyebiliriz. Aslında imzayı kaldı demiştik zaten birkaç birkaç gün öncesinde. Ee, ama şu önemli detay var. 14 Temmuz Fenerbahçe'nin Dinamo Kiev maçı için kadro verişinin son tarihi. Bugün bize gelen bilgi şu şekildeydi. Bu tarihe iki transfer yetiştirmeye çalışıyor Fenerbahçe. Birincisi Joshua King de açıklandı. Bu akşam geliyor. Onu da söyleyelim. 11'de İstanbul'da olacak. Evet. İkincisi de şu ki ara transferi de bitti. Artık sadece işte Brezilya'dan Türkiye'ye gelecek belgeler vesaire fesi işlemleri bunlar hallediliyor. Ee, kısa süre içerisinde e, kısa süre içerisinde bu transferinde açıklanacağını duyalım. Hatta biz programdayken dahi açıklanabilir. Artı şunu da söyleyelim. Yani bugün olmazsa yarına kadar bu transfer açıklanacak. Fenerbahçe Arao'yu da Dinamo Kiev maçının kadrosuna net bir şekilde yazacak. Bunu söyleyebiliriz. Ee, bu şekilde Fenerbahçe 4 oldu. Joshua King de 4. transfer oldu. Evet. Thiago Çukur'u da sayarsak hadi 5. 6. transferi de William Arao oldu diyebiliriz. Ee, net yani bir Burma, şekilde bu transfer bitti. Lincoln, Hendike, Joshua evet. King, Arao bunlar zaten 11 için direkt düşündü. Aynen misinde. öyle. Thiago Çukur. O biraz daha, daha yapılanma da var. Bir Emre ya, yönelik. Var Emre Mor var. Ee, Altı ediyor tabii. Thiago Çukur'la birlikte dahil edersek Emre Mor da var. Ee, William Arao, Carvalho defteri tamamen artık kapan de. kapanmış oldu. Ee, Bugün birazcık daha gündemi karışık konuşacağız. Onu da söyleyelim ee, değerli Aspor izleyicileri. izleyicileri. Hem Fenerbahçe, Galatasaray yani bölüm bölümden ziyade biraz daha sorularınızla da gideceğiz. O yüzden özellikle sosyal medya üzerinden Twitter'dan transfer raporu etiketine sorularınızı bekliyoruz. Onları da muhabir arkadaşlarıma ileteceğimi hatırlatayım yine aynı şekilde. Instagram üzerinden de dilerseniz sosyal medya hesaplarımızdan bizlere ulaşabilirsiniz. Hepimiz zaten kendi ismimizde kullanıyoruz. Onu hatırlatmayı da yapalım. Şimdi o noktada Arao ile ilgili yine detaylandıracağız. Evet. Carvalho meselesi Galatasaray'da. Şimdi Arao bitti, Fenerbahçe devreden çıktı. Galatasaray Carvalho ilişkisi sürüyor mu? Sürüyor ama şöyle bir durum oldu Galatasaray adına da biraz. GY ismi ön plana çıktı Galatasaray'da orta saha için. Büyük, bütün konsantrasyon, bütün çalışma GY üzerinden gidiyordu. O yüzden Carvalho biraz geri planda kalmıştı. Muhtemeldir ki bugün yaşanan gelişmelerden sonra Carvalho için Galatasaray biraz daha ısrarcı olacak. Çünkü GY konusunda Galatasaray'ın istediği gelişmeler olmadı. Paris evet. Saint Saint Germain'le ki bugün bakıyorum 12 Temmuz, dün itibariyle 11 Temmuz tarihi bekleniyordu. Oyuncu tatilden döndü kulübüyle bir görüşme gerçekleştirdi ve buradan Galatasaray'ın istediği sonuç çıkmadı. Aslında oyuncunun da istediği sonuç çıkmadı. Yani kimsenin mutlu olduğu bir durum yok ortada. Paris Saint Germain kulübüyle bir yıllık daha sözleşmesi var. Sözleşmesini sonlandırmak istiyor, takımdan ayrılmak istiyor ki şu detayı da verelim aslında GE'nin. Takımdan ayrılma durumu çok sportif nedenlerle değil. Evet. Biraz daha sağ dışı nedenler var orada. İşte LGBT desteği içeren bir forma üretilmesi, bunu giymek istememesi GY'nin şahsi sebeplerinden ötürü. Biraz Avrupa piyasasında zaten oyuncunun algısını olumsuza götüren bir durum. Galatasaray da belki de biraz bu yüzden bir fırsat buldu GE konusunda ama günün sonunda maddiyat, işin o parayla ilgili kısmı biraz daha ağır bastı. Evet. Bir sene daha sözleşmesi var ve şöyle bir durum ortaya çıktı. Ben alacaklarımı sizden istiyorum, talep ediyorum. Bunu ödeyin ve ben kontratımı feshedeyim şeklinde bir talebi oldu. Paris Saint-Germain kulübü buna sıcak bakmadı. Şu anda Gaye de şunu söylüyor. Ben o zaman bir sene daha kontratımı tamamlarım. Ondan sonra kendi kariyerimle ilgili kararı veririm diyor. Galatasaray adına şimdilik rafa kalkmış gibi duruyor. Bu nedenle Carvalho ile ilgili görüşmelerin ben hızlanacağını düşünüyorum. Belli bir noktaya gelmişti. Özellikle oyuncunun talepleriyle ilgili konuda Galatasaray belli bir noktaya ulaşmıştı. 3,5 milyon eurodan başladı pazarlık. 3 milyon eurolara indi. Hatta bir tık daha altına indi ki Galatasaray'ın daha önceki orta saha transferi. Yani bu sene evet. yaptığı tek orta saha transferi Sergio Oliveira. Aldığı parayı düşündüğümüzde William Carvalho da benzer bir rakama inmiş durumda. Ben tahmin ediyorum ki bu hafta içinde Carvalho için Galatasaray'ın daha sıcak girişimleri, daha sıcak görüşmeleri olacak. G'ye konusunu biraz daha detaylı masaya yatıracağız onu söyleyelim. Vilyan Arao da Fenerbahçe'de bu sıcak gelişmeyi bir kez daha hatırlatalım. Bir transfer gelişmesiyle transfer raporuna başladık ama bizi çok uzaklardan şu an dinleyen e, Sercan Dikme de bekliyor yayın için. Sercan'a da bir merhaba diyelim. Sercan hoş geldin. Hoş bulduk Koray. yayınlar. Kolay gelsin. Teşekkür Ahmet e de, ediyoruz. De, selamlar. En baştan beri keyifle dinliyorum. Kırmızılarla dolu, bol e, kırmızıların olduğu bir program olacak. Şimdiden çok belli. Sercan şimdi... Haydi gibi değil mi şu anda? <laughs> Haydi'nin özellikle ağabey. gülüşü çok benzemiyor mu? Haydi'nin dedesine daha çok andırıyor. <laughs> ee, sen şimdi daha keyifli bir ortamda olduğun için, açık havada güzel doğa iletişimi olduğun için biraz beklettik seni. Onu söyleyelim. Beşiktaş'a dair de yine konuşacağız. Ee, bugün bir hazırlık maçı vardı. Ee, o hazırlık maçı da eğer e, elimizdeyse özeti bir hatırlayalım istiyorsanız. Ondan <laughs> sonra Sercan'dan gündemi alalım. Orada da hava kararmak üzere çok fazla onu bekletmeyeceğiz çünkü. Ee, Beşiktaş bugün Victoria Pilsen'le karşı karşıya geldi. Ve ikinci hazırlık maçı Avusturya'daki karşılaşmada gol sesi çıkmadı. Beşiktaş Victoria Pilsen'le oynadığı özel maçta golsüz beraberlikle sahadan ayrıldı. Sercan sen orada karşılaşmayı yerinde takip ettin. Bize aktarabileceğim maça dair detaylar nelerdir? Serdar Saatçi konusunu istiyorsan sona doğru bırakırsın. Farklı gözlemlerin varsa öncelikle onlardan başlayalım. Ya Verder bir hemen maçın oranla daha kötü bir Beşiktaş izlediğimizi söyleyelim. Ya pozisyon üretmekte zorlanan bir Beşiktaş vardı ama hocayla veya işte teknik heyette bulunan e, hocalarla konuştuğumuz zaman buradaki en önemli durumun fiziksel kalite olduğunu söylüyorlar. Fiziksel kaliteden de fazlasıyla memnun teknik heyet ve hocalar. Ya Biz her antrenman sonrasında çok yakın duruyoruz çünkü sağ olsun hoca da Valerian hoca da geliyor sohbet ediyoruz takımla ilgili bilgiler almaya çalışıyoruz. Orada hep ilk kullandığı cümleler hep fiziksel yeterlilikle ilgili eforla ilgili cümleler olduğunu söyleyeyim. Koşu mesafelerini hep altını çiziyor. Bugün aslında fiziksel olarak Victoria Plezen'le eşit hatta bir, daha iyi bir görüntü vermiş olmasına rağmen skor üretmekte veya pozisyona girmekte zorlanan bir Beşiktaş vardı. Bunun da sebebini sorduğumuz zaman çok fazla değişiklik oldu. Çok fazla aslında baktığımız zaman normal şartlarda kadroda olmama ihtimali çok yüksek olan futbolcuların bugün maç içerisinde fazlasıyla oynadığını görüyoruz. Zaten son 30 35 dakikalık bölümde hazırlık maçında gençlere fazlasıyla şans verdi. Yani aslında bu maç özelinde değil de kampı değerlendirecek olursak Beşiktaş'ta şu an içeride bulunan yöneticiler de, yani burada bulunan profesyoneller de, e, futbolcular da memnun. Ya yani her futbolcuyla temas edip konuşmaya çalışıyoruz. Ortamdan hep olumlu şekilde bahsediyorlar ve antrenmanla ilgili vurgular yapıyorlar. Uzun zamandır Beşiktaş'ta olan futbolcular var veya üst düzey başka takımlarda oynamış, antrenman yemiş, farklı tek teknik direktörlerle, üst düzey teknik direktörlerle çalışan futbolcular olmasına rağmen hep Valerian Hoca'nın farklı bir stilin olduğunu söylüyorlar. Şu dikkatimi çekti. Ya hazırlık maçından biraz koptum. Özür dilerim Koray ama bu durumu buradaki gözlemlerimizi anlatabilmek için söylüyorum. Evet. Her antrenman bittikten sonra bir koşu e, yarışması gerçekleşiyor burada Beşiktaş'ta. O koşu yarışmasında futbolcuları normal şartlarda hep halsiz görmemiz gerekirken hoca orada çok fazlasıyla yardımcı olmaya çalışıyor ve neredeyse her futbolcuyu iterek böyle koşturmaya çalışıyor. Ya Gezzal'ın, Josef'in, bunlar saydığım oyuncular, Necib'in üst düzey fiziksel kaliteleri olan oyuncular. Onlar bile antrenmanlardan çıktıklarında yürüyecek halleri kalmıyor. Bu iyidir, kötüdür. Bunu spor bilimi ustaları daha iyi değerlendirir ama en azından burada hoca fiziksel olarak yüklemeyi yapacak ve sezon içerisinde çok defa duyacağımız şu olacak. Bunu burada bulunan fazla çok fazla kişiyle konuştum. Beşiktaş bu sezon 70'ten sonra, 75'ten sonra çok fazla maç kazanacak gibi duruyor ama bugünkü maç özelinde futbolcuları biraz yorgun gördüm. Çünkü